Sen şimdi bunlara bir kaşık su yeter diyorsun ama değil mi? Bunun altına aynen öyle. Kömür abi, niye dedin sen bana bunları? Abi şimdi sukulent, kaktüsler su istemiyor. Yani çok az bir suyla, özellikle kış aylarında o kadar az vereceksin ki suyu. Mesela evin içinde olduğu için mesela kalorifer yanıyor, şey yanıyor. O zaman biraz susuz kalır. Toprağı iyice kurur. 1-2 hafta, 2 hafta, bazen bir ay durumuna göre öyle bir az bir su vermekle yeterli. Çok su verirsen bunlar da çabuk çürüme yapıyor. Çürüme yapıyor. Bozuluyor yani o zaman. Aynen. Bozuluyor. Bunlar da mı sukulent? Ve ışıksız kalmayacak hiç. Yani ışıksız dediğim mesela perdenin altından ışık alacak biraz. Gün ışığından faydalanacak. Kesinlikle. Gün ışığı olmazsa bunların formu bozulur. Yani böyle ot gibi uzamaya başlar. Gün ışığı alacak. Bu gördüğün renk var ya. Bu güneş almasa bu rengi alamaz. Ha, yeşil kalır. Güneşlenmez. Bak mesela bu da aynı şekilde. Bu da aşkın gözyaşı. Bu yapraklarından yavru veriyor. Bu yavru düşüyor yere, toprağa, kökleniyor, büyüyor. Bu şekilde çoğalıyor. Aşkın gözyaşı. Bunu? Bunlar bunun gözyaşı diyorlar. He, hani öyle bir isim vermişler. Çiçekler mi yoksa? Aynen. Peki bunlar, çiçek açıyor mu bu? Çiçek açıyor ilerleyen zamanda. He. Yani hemen hemen her şey, yani her bitki çiçek açıyor neredeyse. Yani böyle bitkilerin çoğunluğu çiçek açar. Bunlar dahil. Mesela bu. Bu da çok güzelmiş. Bunun bazı zebra çiçeklerin gibi. Aynen zaten ismi de zebra. Bunlar zebra. Aynen. Güzel. Zebra olduğu için bizim Türk ismi. Şimdi yabancı isimlerin aklında tutamıyorum da. Bizim Türkler yani zebra olarak şey yapmış bunu. Mesela şu yakut kolyesi. Bu da sarkar böyle. Genelde saksıları alıp. Ha, o zaman onu sarkaç tarzı. Yukarıda sarkaç tarzı saksıda yapıyorsun. Bu leş kaktüsü. Niye leş? Hani çiçeğe leş diye. Çok güzel bir çiçek açıyor. Şurada tomurcuğu var bak. Bu açınca şey yaparsın, görürsün. Ne renk açıyor? Leş olduğunda açtıktan sonra anlayacaksın. Ne? Çok güzel bir görüntüsü var, harika. Şimdi telefondan gösterebilirim sana daha önce çiçek açmışlığını. Ama kötü kokuyor. Kokladığın zaman herhalde bu da her bitkinin bir doğada yaşama, özellikle çoğalma. Yani buna mesela sinekler geldiği zaman tozlaşma sağlayacak ki bu tohuma dönecek, çoğalacak. Ya da tam tersi bazı canlıları kendinden uzaklaştırmak için bir koku salgılıyor. He. O görüntü yani herkesin bir yaşama mücadelesi var. Bak tomurcuklar burada. Bu da leş kaktüsü mesela. Leş kaktüsü. Bu yaprakları bunu da söyleyeyim. Bunun yaprakları çok hassas bu çeşidin. Çabuk kırılıyor. Çıt yapıyor. Ama çıt yaptığı zaman hiç üzülmeyeceksin. Sebebini öğrenince. Neden? Çünkü bunu bu şekilde nemli toprağın üzerine koyuyorsun. Buradan filiz veriyor. Sadece toprağın üzerine koyuyorsun. Aynen koyuyorsun. Hafif nemli, ılık bir ortamda hemen yavru verecek. Oradan filiz verecek. Devam. Bu şekilde çoğaltılıyor. Çok basit. Ne kadar sürede yani büyüyor? Durumuna göre. Baba. Hani her şey ortamla alakalı. Sıcaklık, şey. Baba efendim. Abla bisiklet. Deli, ben de bindim. Tamam, aferin. Hadi koş bakalım. Mesela her şey ortamla alakalı. Sıcak ortamda daha çabuk şey yapar. Nem güzel alırsa ama kuru kalırsa, soğuk olursa hiç filiz vermeyebilir. Kaktüs olduğu için yani kaktüs gillerden olduğu için bu sıcak iklimi daha çok seviyor o zaman desene. Sıcak iklimi seviyor ama kışın mesela burada çok zarar görmez. Ben dışarıda şey yapıyorum ama su almasın. Mesela üzerini kapatırsan, yağmur almazsa çok güzel. Çünkü niye bazı kaktüsler mesela şu kırılmasın, şunu şöyle bir şeye koyalım. Biraz narin bir şey. Narin. Mesela bu. Bu farklı bir sukulent çeşidi. Bu da soğuklarda bu renge dönüyor. Soğukta dönüyor. Aynen. Isındığı zaman sıcak havada. Sıcak havada da yok. Sıcak havada da bu rengi şey yapıyor ama yani soğuk işte bu da kendinin savunma bir mekanizması galiba. Yani hem sıcak hem de soğuklara karşı bir tepkime veriyor. Bu da aynı şekilde hem yaprağından çoğalır hem de böyle filiz verdikçe kırıp diksen hemen oluyor. Bunda ayrı bir güzelliği olmuş oluyor.
Bu tarz şeylerde, saksılarda güzel durur. Bunlar da pek fazla duracağını zannetmiyorum. Çünkü sığ olduğu için bu. Şimdi bu, hepsine bir farklı şey dikebilir. Mesela bazı şeyler toprağı az ister, hiç şey yapmaz. Toprağı sıkıntı çekmez. Mesela bu afra dediğimiz bir Portalica afra diye bir sukulent çeşidi bu da. Buna bazı para çiçeği diyor ama para çiçeği değil. Para çiçeğin yaprakları biraz daha büyük. Bunu da aynı şekilde bonsai denilen bir sanat var. Ha, biliyorum. Küçük ağaç. Yani uzak doğuda. Japonya'da. Aynen öyle. Genelde. Uzak doğuda yapılan bir şey. Bunu böyle yapıyorlar. Budayarak gövde kalınlaşıyor. Mini ağaç gibi gözüküyor. Evet. Şöyle baktığın zaman evet. Sanki bir mini ağaç görüntüsü oluyor bunda da. Evet. Mesela bu tarz şeylere bunu dikebiliriz böyle. Olabilir. Bak, böyle. Diktiğin zaman bunu buna. Şurada gözüme çarpan çok güzel bir tane kaktüs galiba. Bu aynı şekilde bu da sukulent. Kedi dili. Kedi dili. Kedi dili. Hani böyle dil şeklinde evet, diye. Evet aynen öyle. Benziyor da mı? Şey var. Mesela bunlar da buna uyar. Çünkü çok büyümeyen, çok fazla toprak istemeyen, su istemeyen bitki bunlar. Çok da güzel bir şeyi var bunların. Bir de o resimde gördüğümkilerden var. Şunlar var ya şunlar. Bunlar en meşhur evet. Kaktüslerimiz. Artık evet. Yerli olmuş. Evet. İşte tam istediğim onlar bunlar da var ya. Buna genelde kaynana topuzu diyorlar. Kaynana topuzu. İşte bak, demek ki şu... var ya tam işte bak buna göre. Aynen. Gördüğün gibi. Böyle birkaç yani. Tane koyarak böyle şey yapabilirsin. Evet. Onlardan da var. Şu bildiğimiz çok meşhur aloe vera. Ha bu aloe vera değil mi? Evet. Bu da sukulenttir. Bir tanesini onu burnu koyabilir eğer. Bunları sen hepsini bu, evet, bana yapabilirsin. Ben şey yapabilirsin. Ben yapmak için herhalde. Bak bu aloe vera'dır. Tamam. Yalnız bu biraz bu saksı buna küçük gelir. Tamam. Aloe vera biraz daha büyür. O yüzden aloe vera'yı büyük bir şey dikersen daha iyi olur. Anladım. Aloe vera büyük şeyi sever. Geniş toprağı sever diyorsun. Aynen aynen. Şunlar şeyler. Demek bu aloe vera. Evet. Ünlü bir hani, bitki. Tıpkı yani, yönden de faydalı. İşte o yüzden var. Herkes her evde evet. Şey yapar. Hakikaten ben bunu nasıl da şey yapıyorum. Bir yerin yandığı zaman, şey yaptığı zaman bununla yumurta akını yapıyorum. Çok fark ediyor. Ciddi misin? Yumurta evet. Akıyla evet. Beraber. Yanıklara falan çok iyi geliyor. Ha. Yaralara, yanıklara. Çok bu güzel. Türk ismi, aslında bunun Türk ismi de var. Sarı sabır diyorlar buna. Yani çok eski bir şey bu. Yani şimdi anavatanı tam bilemiyorum. Genelde bu tarz şeyler Güney Amerika menşeli oluyor. Bu da yine aynı şekilde sukulent. Bunlar Echevira diye yabancı türlerin farklı farklı varyetesi diyorlar. Sanki şeye benziyor. O, hani böyle Amazonların kenarlarındaki şeylere benziyor bu. Nehirlerin kenarlarında çiçekler olur bazen suyun üzerinde geniş yapraklı ortasında. Onlar genelde onların isimleri Nilüfer falan. Ha, Nilüfer. Onlar farklı türleri ama benziyor. Görüntü olarak benziyor. Kaktüsü battı görüyor musun? Elleme şey yapma çok fazla. Bunu zaten söyledik. Bu kekik gibi olan sukulent. Evet. Bak. Bu böyle şey yaptı mı? Çok güzel şey oluyor. Aynen öyle. Bunlar çiçek sevdalıları için acayip değerlidir bu bitkiler. Şimdi bizim Murat Ahmet Korkmaz gibi. Onunla zaten görüştük, şey yaptık, evet. Buluşamadık bir türlü. Bu da süt ağacı diyorlar buna. Yani bu bir kaktüs. Zaten anlarsın dikenlerinden. Evet, evet. Bu süt ağacı denmesinin sebebi, bu da mesela çok sulamaya falan geliyor. Yani hani evde çok rahat bakabildiğimiz. Çünkü genelde biz niçin bakamıyoruz bitki şeylere, kaktüs, sukulentlere? Çok su veriyoruz, çürütüyoruz. Ama bu suya biraz dayanıklı. Sulasan da zarar görmüyor. Işığını, güneşini bol alsın yeter. Süt ağacı demesinin sebebi bunu hafif bir yerini özürlediğin zaman, bir şey yaptığın zaman süt gibi çıkıyor. Böyle bildiğin süt çıkıyor böyle. Bembeyaz. Yapışkan böyle.
Hep ne bunlar? Aynı çam gibi düşün. Çamı kestikleri zaman incir ağaçlarında oradan incirden sütü gibi. Aynen öyle. Ağacın kendisi kurtlanmaması için, mantar oluşmaması için salgıladığı bir savunma mekanizması. Aynen. Bu da öyle bir şey. Bu aşkın gözyaşının çok çeşitleri var. Şimdi bu bende biraz çok şey yapmıştı. Biraz da bakamadım. Bir şeyde kaldı. İş yerinde. Bak bu dalından aynı böyle küçücükmüş. Oradan şu şekilde bak. Oradan çıkmış. Bak kök vermiş. Toprak arıyor. Görüyor musun? Yaşam mücadelesi. Şunlar değil mi? Aynen öyle. Bunlar. Hepsi bunların şey. Kendine şey arıyor. Bak, toprak bak arıyor. O yavrunun da yavrusu çıkmış, görüyor musun? Şimdi bunlar zaten yavru bitkinin. Evet. Arkada oluşan. Şunlar hep de devam ediyor. Aynen. Bu düştüğü yerde çıkar. Düştüğü yerde olur bu. Gördün mü? Bu da aşkın gözyaşının biraz geniş yapraklı olanı. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Bu bunlara şey yapılabilir. Evet, aynen. Bu farklı bir sukulent tarzı. Türü. İşte güneşin konumuna göre şey yapıyor bunlar. Bu da aynı şekilde şu kaynana topuz dediğimiz kaktüslerden. Kaynana bayanlar alınıyor bazen. Özellikle kaynana bayanlar alınıyor. Meyveler yiyor. Tamam, afiyet olsun. Bu da farklı bir kaktüs çeşidi. Küçük beyaz çiçekleri olan bir kaktüsümüz bu da. Bu da güzel olur buraya. Efendime söyleyeyim. Bu yine farklı bir sukulent. Şimdi isimleri çok aklımda kalmıyor. Genelde yabancı isimler olduğu için. Çok isimler aklımda kalmıyor. Bunlar hep genelde sukulent tarzı şeyler. Mesela bu da aloe vera'nın variyetelerinden. Aloe vera grubuna giriyor. Sukulent. Sukulentin alt sınıf olarak aloe vera. Şimdi aloe vera. Yani burada da aloe çeşidi. Vera bu. Bu da aloe mesela farklı bir isim aloe. Bu da aloe grubuna girmiş oluyor. He. Bu aloe vera. Vera bunun ismi oluyor. Hani isim soy isim gibi baktığı zaman soy isimleri aloe aynı aileden. Vera ismi gibi. Evet. Bu da o tarz şeye giriyor. Çiçekler genelde bir de şeydir. Ne kadar çoğalması şeyi azsa o kadar değerli oluyor. Bu da sukulent. Bu biraz ama güneş. Bu da aynı sukulent. Bu echevera var ya dediğimiz biraz önce kırılan şey olan türümüz vardı. Onun türünden. Nereye koyduk onu? Ha elindeki. Bak. Ama bak bu tüylüsü. O bayağı bir kalın. Bu normalde sanki güneşi varmış gibi. Güneşi çok alsa bu eğer. Güneşi çok almış olsaydı bunların buraları aynı böyle şurası var ya. Aynı bu şekilde kınalı gibi buraları kızaracak bunu. Aa. Bol güneşte ama. Bol güneşte. Şunlar da onun şeyleri. Kök. Kökleri. Bu da kök salma şeyine girmiş elimine. Evet. Hemen köklenecek. Şey yapacak yani. Kömürü neden söylemiştin sen bana? Şimdi kömürü söylememin sebebi kömür mantarlaşmayı böyle çürümeyi biraz engeller şey yapar. Hani altına onu sersin hem de akışkan şey yok zararı yok. Kömürün hiçbir zararı yok. Yani ben de orada şeyi amacım şire şey. Şire mi olur mu? Yok. Bak, geçirgen yani olacak. Yani ben ha, çakıl geçirgen taşı dedim ya sana. Ha, yani en altına çakıl taşı kum koyuyoruz. Var. En altına çakıl taşı. Kalın kum var. Olur mu? Olur. Kalın. Şimdi kum saksının en altına çakıl taşı dememizin sebebi drenaj. Direkt. Yani su geldiği zaman diyelim ki çok su verdin. Hemen akıp gitmesi lazım. Evet. Hava alması lazım. Çok sıkmaması lazım. Aynen. Sıkarsa çürüme yapar. Gevşek olacak. Aynen öyle. Bunlar, zaten bunlardan çok istemiştim galiba. Evet, aynen öyle. Bunlar, kaynana tozu bunlar. Kaynanalar duymasın. Ama bu tarz saksılara da çok güzel yakışıyor ya yani. Bu da episka diye bir çiçek. Ya bu biraz zarar görmüş. Yani şey yapmış. Bu da böyle menekşe gibi böyle görüntüsü şey var. Güzel bir çiçek açıyor. Farklı bir tür. Genelde hani genelde böyle koleksiyon yapan çiçekçiler, hı hı, bu
bu tarz şeyleri bulunur. Koleksiyoncular. Yani böyle hani hobi. Evet. Çiçeği mesela evde 3-5 çeşit çiçek değil. Daha fazla çiçek olanlar. Çiçeklerin böyle yakınına doğru getireceğim ki. Daha iyi. Kaktüsün dikenleri de atar. Çok ustalar, alışmıştır bu şeyine. Bu kedi dedili. Evet. Aynen benziyor. Bunun adı neydi? Süt ağacı. Bu süt ağacı. Şimdi merak edecek millet. Herkesin bildiği aloe vera. Yerli ismi sarı sabır. Yani güzelmiş. Sarı sabırı nereden almış bu? Sarı değil ki. Eski yerli herhalde sıvısı akınca belki şey yapıyor. Olabilir. Eski tıp şeyinde kullanıldıysa. Bunun adı neydi? Şimdi hatırlayamadım. Yani yabancı genelde isim. Bunlar yerli ama ismi yok. Ama çok güzel duruyor yani. Bu da bu, bu tek saksılar için. Yani şu saksı için. Çok ideal. Çok ideal. Aynen. Şu saksı için çok ideal. Saksımız meşe ağacından. Sağlam. Evet. Meşe. Şunlar da kaynana topuzları. Aşkın gözyaşları. İsmi çok güzelmiş ya. Evet. Neredeydi o? Şu, bunlar. Yani aşkın gözyaşının burada birkaç türü var. Bir var, bu. Şu var bir de. Bir de mesela şunlar. Zaten yavrunun da yavrusu üzerinde gözüküyor biraz şey yaparsan. Bunlar da aşkın gözyaşı. O neydi? Hangi bu mu? Hı hı. İsmini hatırlamıyorum onu. Ama bulabilir mi? Yani şey yaparsan. Ha, bundan da koyabiliriz buraya değil mi? Şöyle değil mi? Evet. Bunlar yine farklı sukulent çeşitleri. Şöyle. Bu da yenebilen bir sukulentmiş. Tek yenilebilen. Tek yenilebilen sukulentmiş. Kokusu, salatalara koyabilirsiniz. Yani salata. Kekik gibi. Kekik. Yani kekik kurutarak gibi. Kurutarak kullanıyorlar mı bunu? Ama yok. Şey bu üst, sulu bir şey yapısı olduğu için gerek yok yani. Kokusu zaten. Yemeğe de gerek yok. Evet, yemeğe de gerek yok. Alo. Bu da alo. Alo türlerinden bir sukulentimiz. Şu zebra da çok güzelmiş ama ya. Zebra neredeydi? Zebra zebra. Zebra. Zaten sen direkt zebra evet. Dedin buna. Aynen ya. Ama çok herkes güzel. Herkes yakıştırmış. Ya. Direkt yani, zebra. Aynen. Aynen. Ama çok da güzel duruyor ya. Sen saksı lazım olduğu zaman bana söyle. Meşe ağacı ayarlayalım. Ben şöyle. Tornada çekeyim. Şöyle. Tornada çekeyim. Böyle genelde bu tarz böyle rengi değişen kaktüsler çok tutuluyor. Evet rengi. Yani bir de bu şey kaktüsler var. Herkes bilir. Yılbaşı çiçeği. Yılbaşı çiçeği. Sevi zebraya her baksana. Her olur bu. Şurada. Bak zebra. Şey var bende. Ruj çiçeği. Evet, evet, evet. G harfiyle başlayan evet. Bir şey olmasın. Benim anacı öldü onun. Öldü mü? Siz bana bir dal verirsiniz artık. Duruyorsa. Duruyor, o tuttu. Duruyorsa. Şimdi değil. Teki tuttu. Şimdi değil. Mesela şimdi ben bunu kaçırmışım. Şeyde olduğu için hani şeyde kalan bitkiler bunlar. Şurada beyaz beyaz böyle genelde şeyler olur. Ne donosu böyle sinek gibi beyaz. Bunun unlu bit diyorlar buna. Yani bitle alakası yok. Unlu bit diyorlar. Beyaz oluyor. Buna doğal yöntem olarak bildiğimiz evlerde kullandığımız Arap sabunu var ya. Arap sabunu böyle sıvı Arap sabununu bir böyle çay kaşığı böyle küçük fısfıslarımıza koyup onu sulandırıp fısfıslayabiliriz, yıkayabilirsin. Hiçbir zararı yok. Koruma olarak da kullanılıyormuş. Böceklerden de uzak tutuyormuş. Aynen. O sistem. Aynen. Veyahut da biraz da acı biber de sıcak suda bekletip böyle ılık suda bekletip onun suyunu süzerek acı biberle beraber de fısfıslayabilirler. Evet. Hem toprağına hem bitkiye bu unlu bit şey yapar. Giderir. Anladım. Yani bunu aralıklarla yapacak.
Ya onu da yani bunlar hep benim bakamadığım şeyde kalanlar. O yüzden bunları görmemişim. Şimdi burada yakından bakınca sergi şey yani çiçek şeyi. Bunlar şeydeydi, iş yerindeydi. İş yerindeydi. Ya bunlar iş yerindeydi. Öyle şey yapamadım bayadır. Unuttum. Bunlar hep böyle güneşte renk değiştiren türler. Echevera türleri en çok sevilen sukulent çeşitleri. Yani çok tercih ediliyor. Çünkü hiç çiçek açmadan da böyle çiçek gibi güzelliği olduğu için evet. Çok tercih ediliyor. Bayağı bir çeşit getirmişsin. Bak mesela bu da aynı şekilde Aşkın Gözyaşı'nın farklı bir versiyonu. Ha bunun aynı daha ama önce. Yine de tepelerinden üreme o şeyi aynı. Bunlar hep şey. Bu da yani şimdi türünü şey yapamadım, hatırlayamadım. Yine böyle bir aile ama ailenin ismini tam hatırlayamadım. İşte isimler şey yapıyor, hep yabancı olduğu için isimler çok akılda kalmıyor. Yine burada baharlı renk böyle. Her renk şeyler. Burada aynı şekilde bunlar da sukulent. Bunlar da hani evlerde genelde çok olur. Kalanşa dediğimiz çiçekler sınıfındandır bunlar da. Kalanşa da yine bir alt sınıftır. Zaten benziyor böyle. Bu da güzel çiçek açar bunlar. Benim aklıma hep çiçek dendiği zaman böyle illa çiçek açacak. Öyle şeyler geliyordu hep. Açıyor zaten. Ama şimdi bunlar çiçek açmadan da güzel. Bazı çiçekler çok sene sonra çiçek açanlar varmış mesela. 15-20 sene sonra açanlar varmış. Bir kereye mahsus. Bir filmde görmüştüm. Onu. Aynen öyle. Mesela aloe vera öyledir. Çiçek açar mı? Açar. Aloe vera çiçek açar. Bunlar mesela çabuk açar çiçek. Zaten leş kaktüsü mesela çiçek açar. Bunlar çok sık açar çoğu. Ben de şeyde izlemiştim. Öyle çok nadir çiçek açan, yani daha doğrusu bayağı bir yıl geçmesi lazım. Nasıl bir ağacın meyve vermesi için üzerinden bir 5 sene geçmesi lazım. Mesela onun da çiçek açması üzerinden bir 10 sene, evet. 20 sene aynen. Geçmesi lazım. Mesela meyve ağacını bekleyebilirsin 10 sene ama genelde çiçek biraz daha bakım istediği için. Niye ağaç dışarıda yağmur, çamur, sen ona çok bakmıyorsun. Ama çiçek sürekli haftalık sulaman gerekiyor. Toprağını işte 2 senede bir değiştirmen gerekiyor. Daha şey olduğu için insanlar sabırsızlanıyor. Topraklar değişmesi gerekiyor değil mi? Yani illaki o mineraller gidiyor, şey gidiyor zamanla. Bir toprak değişimi ister. Ama tabii hemen değil. Yani çok aradan birkaç sene geçmesi lazım. Özetle yeni aldığımız çiçekleri hemen saksısını değiştirmeyeceğiz. Hemen kocaman saksı almayacağız. Mesela ortama şu kaktüs şu kadar. Çıkaralım göstereyim bak mesela. Bak şu kaktüs, şu toprak bile çok. Bu bunu 2 sene idare eder. Ben yokken çok sulamışlar. Hiç gerek yok. Çok su vermeye. Küçük saksı genelde, çünkü özellikle kaktüsler, sukulentler çok büyük saksı istemez. O yüzden böyle hepsini karma küçük bir saksıya dikebilirler. Yani mesela şöyle en basitinden şöyle aynen. Bir şey dikebilirler. Mesela bunu mesela. Bir sürü çeşit dikebilirsiniz. Zaten çok büyümüyorlar. Evet. Geç büyüyorlar. Ama ne olmuş oluyor? Yani küçük ofisimize, şeye, küçük yeri süslemek için çok güzel. Çok ideal olmuş oluyor. Şimdi biz bunların içerisine hangileri koyalım? Bu şunlardan büyümeyeceklerden. Sen onları istedin abi. Ha? Onları yani. Yapalım ilk önce. Hı hı. Mesela bak bu çok büyür. Bu yani evet. Büyür dediğim gelişir, dibine dökülür. O büyük tek bir saksı ister. Tek saksıya da yapabilirsin. Şu ayrı. Şimdi mesela bunları benim evde şeyim var. Şöyle kıskaç tutma şeyim var. Sen de öyle bir şey varsa elimizi batırmadan çiçeklerimizi tutalım. Öyle bir kıskaç. Şöyle kıskaç şey. Mandalın biraz büyüğü çok sıkmayacak şekilde öyle bir şey. Şöyle bir şey olmaz mı? Olur olur yeter. Yani idare eder. Biraz küçük ama biraz büyük olsa. Hani çünkü elimize çok batıyor. Eldiven yok. Yok güzel. Eldivenden geçer bu. Ben tutabilirim. Şimdi toprak koyayım mı? Ha, toprak koymaya gerek yok eğer bunları bu şekilde göndereceksek eğer. Yani bence şey hani illaki bir
şey yapalım dersen hemen bir yok, yok. Şey yapalım. Gerek yok. Çok sadece basit. Göstermek amacıyla yaparız. Öyle yapayım ben sana. Şuraya bir tane daha yaprak koymuştum şöyle. Aslında bu kedi diliydi. Bir tane böyle veyahut da şu ikisi. Buna çok güzel olur. Şu ikisi var ya. Bununla, zebra ile bu. Buna ideal. Şimdi biraz bahçe toprağın varsa alabiliriz. Tamam. Kuru şöyle. Çünkü bu biraz şey. Hepsi şey bunlar.